Bu kış aylarında öncelik verilen bazı bitkiler var. Geleneksel olarak, tedavi yöntemi olarak kullanılan bazı bitkiler var. Bunlardan şöyle bahsetmek isterim ben. Zencefil, zerdeçal, kabuk tarçın, havlucan bu tür ürünler yıllardır kullanılmaktadır. Ama ben bitkilerin daha farklı yüzünü anlatmak istiyorum size. Öncelikle karışım, bitkisel karışımlarda neye dikkat edilmeli ve kış aylarında nasıl bitkiler Hangi bitkiler karıştırmalı? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle e, bu aylarda bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun için en iyi e, keçi boynuzu özü. Tabii keçi boynuzu özünü pekmezinden ayıran en büyük özellik içerisinde pancar şekeri bulunmamasıdır. Tamamen koyu bir kıvamdadır. Bunun içerisine çok az miktarda zencefil tozu atabilirsiniz. Keçi boynuzu özü içerisinde galik asit barındırır. Garikasit antibiyotik ve antioksidan özelliği göstermektedir insan vücudunda. İçerisine zencefil tozu eklendiğinde ve buna da çok az da propolis eklendiğinde bağışıklık sistemini tamamen güçlendirebilir. Akciğer enfeksiyonlarına faydalıdır. Propolis adından da anlaşılabileceği gibi vücudumuzun koruyucusudur, polisidir. Yani yabancı bir madde sezdiği zaman o yabancı maddeyi vücuttan çıkartmak için elinden gelen her şeyi yapabilebilecek arının bize bağışladığı mucizevi bir üründür. Bu üçünü karıştırdığımızda insan vücudunda özellikle bu aylarda çok iyi koruyucu görev üstlenmektedir. Çocuklarımız da çok rahatlıkla kullanabilir. Herhangi bir yan etkisi yoktur. Zencefil lifli bir gıdadır. C vitamini, fosfor ve kalsiyum oranı çok yüksektir. Bu yüzden üçünün karışımını önermekteyiz. Yani sizin aldığınız bitkinin ne kadar sağlıklı olması gerektiğini, hangi bitkilerin hangi dozajda karıştırılması gerektiğini, nasıl kullanıldığını bilmeniz e, önemli. Genelde aktarlara şikayet edilen bazı konular vardır. İnsanların e, tedavi arayışı içerisine girdiği bazı konular vardır. Bunlardan ee, mide rahatsızlıkları, reflü, ülser, e, eklem romatizmaları, romatizma ağrılar, astım, nefes darlığı, bronşit bu tür hastalıklardan genellikle müzdarip olur insanlar. Bizden şifayı bu yönde hastalıklardan ararlar. Bamya tohumu ile ilgili bir konuya değinmek istiyorum. Bamya tohumu bildiğiniz üzere bamya çekirdeklerinin kurutulmasıyla elde edilen bir üründür. Tabi bamya tohumunun kurutulması da iyi ortamda olması gerekir ki, daha iyi şifa alabilirsiniz. Yani ilaçlı bir tohum kullanmanızı önermeyiz. Bu yüzden özellikle bamya tohumlarını aktarlardan elde edin diye vurguluyorum. Çok lifli bir gıdadır bamya tohumu. Tabi lifli dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey kilo verme. Yani bir bitkinin içerisinde lif varsa kilo vermeye yardımcı olabiliyor. Bamya tohumunun en güzel özelliklerinden biri de sizi tok tutar. Bunun dışında çok iyi C vitamini oranı yüksek antioksidandır. Yani bu aylarda bayme tohumu kullanımınız sizi bağışık sistemini güçlendirerek sizi dış etkenlerden gelebilecek hastalıklara karşı korur. Tabii baymyo tohumunun e, yaşlılarımız için çok önemli bir yeri var. Genellikle hastalarımız eklem ve e, romatizmalardan geliyor. Bayme tohumunu ılık bir suda bekleterek e, eziyorsunuz. 8 dakika o suyla beraber bekletip postasıyla beraber içiyorsunuz. Bamya tohumu çok sert bir bitki olduğu için, tohum olduğu için direkt çiğnenmesi dişlere zarar verir. Aktarınızı doğru seçin. Nasıl aynı, farklı ilaçları aynı zamanda kullanamıyorsanız, farklı bitkileri de aynı zamanda kullanamazsınız. Bitkinin kurutulması, bekletilmesi, saklama koşulları, toplanma zamanı bunlar kesinlikle çok önemlidir. Aktara şifa almaya gelirken hasta olmadan çıkın. Siz hastalığınıza şifa almaya geliyorsunuz o yani aktara. Bu yüzden hani aktarlardan alışveriş yaparken yanlış bildiğiniz doğruları bile onlardan öğrenmeye çalışın. Uzmanından almaya çalışın. Yani bu işin eğitimini almış, e, uzman arkadaşlarımız mevcut. Tabi e, tabii yerel olarak bilemiyorum ama Türkiye genelinde yeterince varız. Bu yüzden bir ürünün nasıl kullanılacağını, hangi tedavi yöntemine fayda gösterebileceğini, hangi ürünlerle karışabileceğini e, aklınıza muhakkak sorun. En azından doğru bilgiyi doğru kişiden alırsanız e, sizin için çok faydalı olabileceğine inanıyorum.